Okay, so I'm here at the WordPress Photo Connected Learning Workshop, and we're very lucky that we have the WordPress Photo winner for multimedia in the features section, Amin Osman. Amin, you've just given us a really interesting presentation on the winning piece that you did. Maybe you could just tell a little bit to our connected learners about how was it that you came about to do this project? And you know, what were the sort of circumstances behind the way that it came to be edited in the way that it was? Because it doesn't kind of fit into a traditional media. It doesn't look like it's something for TV. It doesn't look like it was something specifically for newspaper. So maybe you could tell the story. Okay. Türkiye'de medyada ciddi anlamda bir problem yaşıyoruz. İnsanların gazetecilik yapmaya çalışması burada çok zor. Ve herhangi bir gazete veyahut da televizyon aracılığıyla olmadan özgür bir şekilde kendi hikayemi anlatmak önemliydi. Ve tanık olduğum Gezi Parkı hikayesini bir şekilde hikayeyi, başlangıç ve sonuç süreçlerini değerlendirerek anlatmaya çalıştım. So you're a photojournalist, yes, and you've moved into video. What have been the biggest challenges for you as you've transitioned to doing both photography and video? Because in this piece you were shooting stills as well as video. What are the main challenges that you face when you do that? Video kaydetmeye 2011 yılından bu yana başlamıştım. Ancak hani tam anlamıyla Gezi hikayesinde parçaları ve bütünleri tam bir araya getirmeye başladım diyebiliriz. Ama çok zor oldu bir yandan fotoğraf, bir yandan video kaydetmek. Çünkü bazen çok önemli bir anda fotoğraf çekmem gerektiğini düşünürken bazen video çekiyordum ve o an hani bunun telafisi de yoktu. Uzun bir süreçti. Bir şekilde hem fotoğraf hem de video kaydetmeye çalıştım ama hani zamanlama burada biraz zor oldu benim için. Doğru, hani bazen kaçırdım ama kaçırdığım anlar için yapacak bir şey yoktu. Hani aslında hikayede ben her zaman fotoğrafı ön planda tutmaya çalıştım. Çünkü bir foto muhabiri gözüyle bakıyorum hikayeyi. Video biraz daha ikinci planda kalıyor her zaman ama yani bir şekilde fotoğrafın bazen yetmediğini ve videonun o açığı daha iyi tamamladığını, daha iyi anlatım sağladığını düşünüyorum. Olabildiğince elimdeki enstrümanları kullanarak anlatmaya çalıştım. Now, one of the things that we always ask is, do you have one tip? The people that are watching this are photojournalists are wanting to know more about multimedia journalism. If you were to give them one tip, one thing that you think would really improve their video, if they're photographers thinking about moving to video, what would it be? Hikayenin içinde olmak ve samimi olmak. Well, thank you so much. I mean, it's getting late now. We have pizza behind us. You can see all of the participants here who have been involved in this workshop and have enjoyed your talk. Thank you so much for being with us and talking to us. Ben teşekkür ederim. Okay, bye-bye.